Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. Kanala hoş geldiniz. Kanala ilk defa denk geliyorsanız ne yapıyoruz? Abone oluyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Çünkü sizin abone olmanız beni şevke getiriyor ve daha çok daha iyi içeriklerle karşınıza gelmeye gayret gösteriyorum. Bugün ne yaptık? Rossmann'dan bir alışveriş yaptık. Rossmann'ın kendi markası var biliyorsunuz ki Isana, bir Alman markası. Peki acaba ben bu Isana ürünlerini beğendim mi ya da beğenmedim mi? Size fiyatlarıyla birlikte bu ürün performanslarını bugün anlatacağım. Öncelikle Rossmann benim sevdiğim bir market. Nişantaşı'nda da güzel bir şubesi vardı. Böyle bir içerik istemiştiniz benden. Hocam Isana ürünlerini inceleyin diye. Gittim ama kapı duvar, kapanmıştı. Taşındı mı ne oldu bilmiyorum. Dolayısıyla ben bu siparişleri Trendyol'dan verdim. Ve değişik ürünler vermeye çalıştım ki performanslarını görelim diye. Öncelikle bu üründen bahsetmek istiyorum size. Çünkü internette bakarken açıkçası bunun görseline bayıldım. Evimde de bu ürünleri kullandım bu arada. Sadece göz bandıyla yüz maskesini kullanmadım. Onları da şimdi birlikte yapacağız. Çünkü bir tane aldım. Bu ürünün içerisinde 3 tane vitamin var ve vitamin booster. Yani cildi boost eden, cildin kalitesini arttıran, kolajenini arttırdığını iddia eden bir haftalık bir kür. İçinden 7 tane ampul çıkıyor. Ben 3 tanesini kullandım. Şöyle ayırmışlar, pembe olanları retinol, yeşil olanları E vitamini, turuncu olanları da C vitamini. 3 tane retinol koymuşlar, 2 tane E, 2 tane de C vitamini koymuşlar. Öncelikle ben E vitaminiye başladım. Bu arada ben ilk defa hayatımda bir E vitamini ampul kullandım. Süt beyazı şeklinde, yapış yapış çok az oluyor. Bir şekilde hemen emiliyor ama ben açıkçası E vitaminlerinin bu topikal kullanımlarının faydalı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla E vitamin ampullerine para vermeyi önermiyorum. Bununla ilgili yapılmış herhangi bir çalışma da yok. Yani E vitamini ampulleri uygulandığında E vitamini bir antioksidan, ağızdan alındığında çok işe yarıyor ama cidden emilimi az. Dolayısıyla ben bunu önermiyorum ama bu booster'ın içerisine çıktı. Bir şans vereyim dedim. Cildimde bir iritasyon yaratmadı. Hafif bir nemlilik sağladım. Muhtemelen içine bir miktar hyaluronik asit de koymuşlardır diye düşünüyorum. Bu ampullerin avantajı ne? Şimdi bunlar çok kolay bozulabilen şeyler. Işıkta ve oksijenle temas ettiğinde C vitaminleri ampulleri çok hızlı bir şekilde okside oluyor. Yine aynı şekilde retinoller de çok hızlı okside oluyor. Tek olması bozulmasını engelliyor ve hemen kullanıyorsunuz. Zaten kırıldığında kullanılıyor şeklinde. E vitamini böyleydi. İsterseniz bunu kıralım. Burada da uygulamış olalım. Hem kırılmasını da size göstereyim. İçinde bir aplikatörü var. İlk aplikatörüyle kırdım ama aplikatörü evde kalmış açıkçası. Ben tabii alışkın olduğum için bunu hemen bu şekilde kırıyorum. Şöyle formunda göstereyim size. Bu şekilde bir süt formunda, süt kıvamında bir ampul. Dediğim gibi kokusunu da söyleyeyim size. Bakalım şöyle. Çok hoş bir kokusu yok ama zaten hani içinde parfümün olmaması iyi bir şey. Öyle parfümlü şeyleri çok fazla sevmiyoruz. Suyumtırak bir şey. Ama iritasyon yapmıyor. Gelelim C vitaminine. C vitaminini de bir sonraki gün uyguladım ve C vitamini bende alerji yaptı. Onunla ilgili fotoğraf da koyacağım size. Böyle yüzüm nokta 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 kızardı. Sonra o kızarıklıklar birleşti. Dolayısıyla hani ben diğer videolarımda da söylüyorum. C vitaminini çok sevmiyorum diye. Sevmemin nedeni bu.
her ciltte maalesef aynı etkiyi yaratmıyor. C vitamini çok seven de var ama hassas ciltler, atopik ciltler için C vitamini çok dikkatli kullanmak lazım. Ha, bunu alabilirsiniz. Çünkü bu fiyatı bu arada 99 lira bu setin. Çok ucuz değil ama en azından 300-400 liraya bir C vitamini ampul almadan önce bunu denersiniz. Sizin C vitamini cildinize uygun mu değil mi diye bakarsınız. Böylece paranız yani büyük bir C vitamini almaktan daha az bir şekilde çöpe gitmiş olur. Dediğim gibi C vitamini faydalı, güzel bir antioksidan. C vitamini serumunu kullananlar da memnunlar ama memnun olmayan insanlar da var. Ben mesela ya da işte benim birkaç tane böyle hastam var C vitamini tolere edemeyen. Pınar Soykan var mesela, canım arkadaşım Pınar. O da sevmemişti C vitaminini. Böyle. Bunu tabii ki kullanmıyorum. Tekrar alerji olmak istemiyorum. Gelelim bu ürünün en iyisine. Buna bayıldım. Evet. Yani İsana'nın bu retinolü. Bu arada tek başına satılıyor mu ampul şeklinde bilmiyorum ama çok güzel minik minik soyma yaptı. Gece kullandım tabii ki de. Gündüz de güneş koruyucusunu kullandım. Bu ayrı satılıyorsa güzel bir retinol formudur. Ve şiddetle tavsiye ederim. Çünkü ertesi gün böyle minik minik özellikle burun bölgemin yanlarında göz altına uygulamadım tabii. Yanaklarda minik minik pul pul dökülmeler olur. Bunu sevdim. Bundan benden geçer not aldı. Ama dediğim gibi İsana'nın tek başına retinol formu var mı? Çok emin değilim. Tek başına bir ampul şeklinde. Ampuller bitti. Gelelim diğer forma. Bir nemlendirici almak istedim. Burada yine kutusunu evde bırakmışım. Evde açtığım için. Hydro Booster denilen bir hyaluronik asitli bir jel şeklinde, yani kremden ziyade jel şeklinde bir nemlendirici. Hemen size şöyle dokusunu gösteriyorum. Böyle mavi bir şey, kıvamı var. Bunun da sıkıntısı hızlı emilmiyor. Bakın ben süreceğim şimdi yanağıma. Böyle topaklanıyor yani. Bana göre yani hızlı emilmemesi kötü bir şey açıkçası. Ama şöyle düşünün. Gece yatmadan atıyorum yarım saat önce yüzünüzü sürüp yatmadan onun yarım saat içerisinde emilmesini bekledikten sonra gerçekten sabah güzel nemlendiriyor. Çok kuru ciltler için de uygun. Böyle güzel bir kokusu var. Muhtemelen parfüm yok içerisinde. Bakmıştım çünkü. Ama kendi muhtemelen o bitkilerin özünden gelen bir koku. Ben hani böyle çok hızlı emilmeyen şeyleri sevmiyorum. Bu sakallarda falan çok güzel kullanılmıyor bu şeyler. Ama nemlilik açısından gerçekten 24 saat nemlendirdiğini iddia eden bir şey. Ben kayak tatili sonrasında kullanmaya başladım. Gerçekten cildim çok kurumuştu. Tek başına bunu kullandım. Güzel nemlendirdi. Beğendim bunu açıkçası. Ama dediğim gibi keşke hani biraz daha hızlı emilebilen bir şey olsaydı. Belki booster olmasının özelliğidir hızlı emilmemesi ve jel formunda. Bol miktarda su tuttuğunu da söyleyebilirim. Yani sabah uyandığımda o şeyi nemi hissedebiliyordum. Şöyle bir yüz yıkama yağımız var. Biz hep yüz yıkama jellerinden bahsediyoruz ama şimdi işte Kore'den gelen çift yıkamalı temizlikten bahsediyorlar. İşte makyajı temizlemede önce yüz yıkama yağı kullanın. Sonra normal yüz yıkama jelinizi kullanın diye. Benim de açıkçası size göstermek için tercih ettiğim bir şey. Ben peki nasıl şey yapacağım? Bir güneş koruyucu süreceğim ama bu şeyli bir güneş koruyucu. Renkli bir güneş koruyucu. Şu şekilde. Bu benim makyajım olsun diyelim. Bakalım gerçekten güzel çıkarıyor mu? Çünkü bu güneş koruyucular, renkli güneş koruyucuları makyaj gibi düşünebilirsiniz. Şimdi içeride geçeceğiz. Bunu kullanarak yüzümü yıkayacağım. Şöyle köpürmüyor. Zaten hani muhtemelen yağ olduğu için temizleme yağı çok fazla köpüren bir şey değil. Ama özellikle çok kuru ciltlerin kullanabileceği güzel nemlilik sağlayan bir şey. Ve ciltte iritasyon da bırakmadı. İçinde badem yağı ve gül özü varmış. Ve hani bu tür şeyler uzun süre gidiyor açıkçası hani aldığınızda. Ve vegan olması da bir özellik. Muhtemelen İsana'nın bütün ürünleri vegan çünkü hepsinde onu gördüm. Fiyat nedir diye sorarsanız hemen telefonuma bakıp söyleyeyim size.
Fiyatları da söyleyelim. Çünkü önemli onlar da. Bunun fiyatı 49.90. Şunu deneyeceğiz. 24.90. Booster'ları söyledim, 99 TL. Onun dışında unuttuğumuz bir şey var mı? Bunu söyleyelim. 59 TL. Bence bu 59 TL'ye güzel bir ürün. Onun dışında hepsi söyledik herhalde. Evet, aynen öyle. Gözaltı petleri de şu da 24.90. Bunu da çok metinini duydum. Bakalım gerçekten iyi midir, değil midir? Aloe veralı bir ürün. Ama öncelikle hadi yüzümüzü yıkayalım. Tinted yüz kremimi sürdüm. Makyaj gibi düşünüyoruz bunu. Şimdi hadi yıkayalım bakalım. Şöyle aldık. Yüz yıkamayanımızı aldık. Şu şekilde yıkıyorum. Bu arada yüz yıkama süresi ne kadar diye sorayım takipçilerime. Yüz yıkamamız süremiz 1 dakika olmalı arkadaşlar. Diş fırçalamamız 2 dakika. Yüz yıkamamız da 1 dakika. Öyle 5 saniye hadi yüzümü yıkadım olmuyor. Güzel yıkamak lazım yüzü ki daha sonra süreceğiniz vitaminler, işte serumlar cilde penetre olsun. Eğer siz güzel yıkamazsanız cildi 1 dakika boyunca maalesef istediğiniz etki olmuyor. Bunun özelliği nasıl? Çok güzel bir kokusu var. Muhtemelen gülden ve badem yağından geliyor bu koku. Ama köpürmüyor. Yani köpürmeden temizliyor. Bakacağız şimdi. Ben şöyle sürdüğüm alanlara nazikçe şey yapıyorum. Evet, şöyle saçımızı da bir düzeltelim. Oh, mis gibi. Şöyle. Bu şekilde. Yani güzel bir ürün. Kullanılabilir. Makyaj temizlemede makyajı hani güzel bir şekilde atması açısından faydalı. Kokusunu da beğendim. Evet. Geldim. Nasıl bir his bırakıyor? Yağlı bir his bırakmıyor. Yani yağ olmasına rağmen yüz yıkama yağı. Öyle yağlı bir his yok. Kuru ciltler rahatlıkla kullanabilirler. Hadi gelelim maskelerimize. Yani yüz maskeleri açıkçası biraz böyle kendini şımartmak aslında. Ayda bir kez yapılabilir. Hani çok maddi durumumuz uygun değilse yüz maskeleri de gerekli değil. Onun yerine yüz kremleri ve serumları daha önemli. Ama ben böyle internette şunu gördüm. İçinden nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Unicorn'muş. Birlikte deneyelim istedim. Öncelikle şu göz bandımızı açalım. Bunu buzdolabında da saklayın diyor bir süre. Ben buzdolabında aldım sabah eve gelmedi şey buraya gelmeden önce. Bir miktar soğukluk var. Bunları hani bir kez kullanın diyorlar ama açıkçası atmayıp birkaç kez de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kaliteliler yani silikonları. Bu da öyledir diye umut ediyorum. Şöyle. Özellikle sabah uyandığınızda göz torbalarınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Yeşil çay içerisinde bekletip içinde yeşil çayla hani temas ettirip de kullanılabilir. Eğer bu içindeki aloe vera özü biterse. Şöyle koyduk. Şöyle de açıyoruz. Bunu çok merak ediyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Umarım hayal kırıklığı yaratmaz. Bakalım. Değişik güzel bir şey çıkıyor gibi sanki. Heyecanlıyım şu anda. Evet. Şöyle yırtmadan açmaya çalışıyorum. Nerede bunun başı? Sonra şurada. Evet. Bu neliymiş bakalım. Yüz maskeleri bizim cilt tipimize göre almadığımız ve yanlış kullanılan en sık yanlış kullanılan kozmetik üründür.
Çünkü bu özelliklerine bakıyoruz. İşte unicorn mu, çamur maskesi mi, işte gülen surat mı diye. Ama dediğim gibi işte arada bir kendini şımartmak açısından faydalı diye düşünüyorum. Şurada aynam vardı. Nerede aynam? Onu bir alayım. Şuradaymış. Aldım. Hop. Şöyle güzelce bir onu şey yapayım ben yüzüme. Evet. Şöyle. Fena değil yani. Bazen böyle unicorn diye alıyorsunuz ya da şeklini alıyorsunuz. İçinden şekilsiz düz kağıt maske çıkıyor. Böyle hani kısmen tatlı, güzel bir şey çıktı. Şöyle yedirelim. Şimdi arkasını okuyalım bunun. Bakalım ne diyormuş. Vanilya ve Hindistan cevizi aromalı kağıt maske ile kendinizi şımartın diyor. İçinde gliserin varmış, hyaluronik asit varmış. Cildi nemlendirip ve pürüzsüz gözükmesini sağlıyormuş. Vegan bir ürünmüş. Yüzünüzü temizleyin, kurulayın dedik. Biz az önce yıkadık zaten yüzümüzü, temizledik. 10 dakika bekletilmesini öneriliyorlar. Sonrasında maskeyi çıkarın ve kalan kalıntılarla hafifçe masaj yapın. Ve ondan sonra temizleyebilirsiniz diyor. Bugünkü videomuz böyle. Size Rozman ürünlerinden bahsetmek istedim. Rozman'ı daha önceden Isana'nın güneş koruyucusunu kullanmıştım. Çok önermiyorum güneş koruyucusunu. Çünkü güneş koruyucusu da krem gibi çok iyi emilmiyordu ve ciltte böyle beyaz bir tabaka oluşturuyordu. Ben çok fazla sevmiyorum onu. Ürün performansları, fiyatları değerlendirdiğinde ben 10 üzerinden 5 veriyorum Isana ürünlerine. Ama hani hocam en çok hangisini sevdiğiniz derseniz A vitamini yani retinollü ampulü güzeldi. Bir de göz bantlarını sevdim açıkçası. Ben bunları birkaç kez daha kullanırım diye. Kağıt maskeyi biraz açıkçası kendimizi şımartmak için aldım. Dediğim gibi kağıt maskeyi çok önerdiğim ya da çok olmazsa olmaz parçalar değiller. Ama güzel bir Hindistan cevizi ve vanilya aroması var. Ve böyle kağıt maskeyi çıkarttıktan sonra sanırım o yapış kötü hisse olmayacak gibi geliyor şu an için, güzel. O zaman videomuzu kapatalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram'dan da hala takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.